Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den çarpıcı açıklamalar. Bu sözler çok konuşulacak. İddianamede dava açılır açılmaz. Herkes bu yargıya güvenmek mecburiyetindedir. Cezaevine spekülasyon olmasın diye gidemiyorum. Uzatmayabilirdi. Ben kanaat getirdim. O kanun veriyor yetkiyi ona. 61 dakikada kadınlar bize küfretti. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Eko Vitrin dergisi için verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'nde biz bu gruptan çıkarız dedi. Bolda devamlı yeneceğim diye bir olay yok. Şimdi 15 gün sonra bize geliyorlar. Bizim orada yenersek bu eksiği kapatmış oluruz. Yeneriz diye de umuyorum. Ondan sonra yine kendi sahamızda Inter maçı var. Sonra son bir deplasman Lille'ye gideceğiz. Biz bu gruptan çıkarız diye umut ediyorum. Çıkmak tabii tarihinde ilk olacak. Evet. Ekonomik olarak da çok faydası olacak tabii. Ben kendim tutarım böyle golün havaya falan zıplamam. Çünkü çok utanırım etrafından biri laf eder maf eder diye. Onlar hepsi havalardaydı. Ben hemen bir de matematik olarak hesap yaparım kaç euro gelecek o anda. Şeker skandalında yaşadığı günleri paylaşan Şener, gittik ifademizi verdik, ne varsa onu anlattık. Ben kendimden eminim. Zaten Trabzonspor olarak bu işte bir ilgimiz olsaydı UEFA bizi Şampiyonlar Ligi'ne almazdı dedi. Gittik çıktı medeni bir savcı yani gayet şey gibi oturdu. Kendisi de ifade etti yani Fenerbahçeli falan olduğunu söyledi. Memnuniyeti sorulan aynılarını tekrar etti zaten. Üç tane de benim avukatım vardı onlar hiç konuşmadı ben konuştum. Çünkü şey insan kendinden emin olunca ben özellikle ben hiç ığmığı demeden otomatik olarak cevaplandırıyorsun soruları. Benim bu işler tarzım olmayan işlerdir. Ve hiç kimse bana bu tip şeyleri kolay kolay yaptıramazdır. Aziz Bey benim çok eski arkadaşım. Çok genç yaşlarda biz Üsküdar Anadolu Kulübü'nde yöneticilik yapmıştık beraber. Kardeşleri arkadaşım. Buradan kalkıp ben cezaevine spekülasyon olmasın diye gidemiyorum öyle söyleyeyim. İnşallah susuzluğu ispat olur. Yani bunlardan kurtar. Bir arkadaş olarak dileğim o. Bunun için fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Kendisi futbolu, Türk futboluna da hizmet etmiş birisi. Bu tip olaylar, adli olaylar tabii sonucu belli değil. Sonucu çıktığı zaman daha rahat konuşuruz diye düşünüyorum. Futbolda şiddet ve küfür konusuna da değinen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, son derece çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. Fenerbahçe'nin geçen sırf kadınları cezaları kaldı. Kadınlar 61 dakikada kadınlar bize küfretti. Gönül isterdi ki basında o manşet çıksın. Maalesef manşet çıkartmamaya çalışıyorlar bazı basın şeyi. Bayanlardan da bayağı ciddi küfürler yedik ben başta. Geçen bizim basket takımımızda yine Fener'le oynarken 61 dakikada yine benle ilgili küfürler. Artı cenaze marşı çalınmış. Türkiye'de Şike depreminde Fenerbahçe'nin başına gelenler veya bizim başımıza gelenler konusunu irdelediğiniz zaman bizim Fenerbahçe kulübü veya onun camiası hakkında ben veya arkadaşlarımın ağzından en ufak bir santim bir cümle çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Ha biz ikinci, aynı puanla ikinci bitirdik. Bu UEFA dedi ki budur şampiyon, buna verdi. Bunda da bizim bir dahlimiz yok, sistem gereği. Bence bunu alkışlamak lazım. Üçüncüsü, eğer böyle bir olay yapıldıysa ki daha hukukta bu yapıldı veya yapılmadı konusunda net bir görüş yok. Yani bir karar yok. Biliyorsunuz sonuçlanıncaya kadar herkes susuzdur. Eğer var ise böyle bir şey, bu sadece ve sadece Trabzonspor'a karşı yapılmış bir olaydır. Çünkü birinciyle ikinci 82'şer puan, üçüncü 21 puan geride olduğu için üçüncü, dördüncü, beşinci takımla ilgilendiren bir olay değildi bu. Buna rağmen yine ağzımızdan en ufak bir şey çıkmadı, çıkmıyor da. Ama Fenerbahçe ısrarla bu konuda 61. dakika geçtiğinde bir Trabzon takıklığı var. Demek büyük takımız biz de millet. Galatasaray'la falan Fenerbahçe uğraşmayı bıraktı, biz de uğraşıyoruz. Fenerbahçe'nin aldığı kupayı bize geçmesi için bir, Fenerbahçe'nin ceza alıp bizim puan olarak altımıza düşmesi lazım. Tekniği bu.
Ama bizim orada millet halen kupa nerede diyor. Oğlum matematik olarak bunun altına geçmesini iddianame açıklamışlar. Bunu beklemek durumundasın ama Şampiyonlar Ligi açısından herhalde buraya UEFA savcısını gönderdi. O tahkim kurulun genel sekreteri aynı zamanda. Onun savcı beyle yaptığı görüşmeler sonucunda elde ettiği kanaatten bizi oraya onun yerine ona bizi aldılar. Ve o kupada da başarılı gidiyoruz. Şener ayrıca Şike skandalında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe kimliğinden sıyrılamadığını da belirtti. Mesela beni de federasyon başkanı yapsam ben Trabzon'u kollayarak adımlarımı atarım gayet doğal. Objektif olamaz mısınız? Olamam. Düzlüğü ayıp değil değil mi objektif olamamak? Evet, yok değil ama oraya oturunca da objektif olmak gerekiyor. Ya, kim gömleğini çıkarmış Türkiye'de? Çıkartmaya çalışıyor, üzülüyor. Yani ben de üzülüyorum onu. Karar zorlanıyor. Şimdi hayret ediyorum bundan sonra nasıl yapacak? Yani bir yerde tıkanacaksın ya. Hadi biraz daha iteledik. İddianame açıklandı. Ama bu sefer dedin ki yıl sonunda açıklayacağım. Ya bu iddianameyi sen de okusam, ben de okusam, o da okusa, o da okusa, o da onu okusa, beş aşağı beş yukarı, şu küme düşme, bu küme düşme, bu değil, bu deriz, beş aşağı beş yukarı. Şimdi bunlara bu gözle bakacaksın. Türkiye'deki futbolcularla ilgili düşüncelerini Eko Vitrini anlatan Başkan Şener, futbolcuların sahadaki performansını da değerlendirdi. Adam çok iyi futbolcudu, özel hayatında çok iyi değildir. O benim için iyi sporcu değildir. Eksidir yani çok ama süperdir. Ama ne yazık ki böyle çok problemli oyuncular hep iyi futbolcudur. Bizde bir Jaja vardı yeni sattık özel adam. Ama deli ne yapayım. Yani bu zapt edemiyoruz adam biniyor uçağa geliyor İstanbul'a. Yıldız yapıyorsun da Fuzuli çıkıyor. Fener Beşiktaş yaptı. O hep yıldız onlar. Güttü müttü bilmem. Adam gidiyor otobüse çarpıyor. Ters şeride giriyor ya. Şeye nedir? Trolebüsle mi ne diye? Ne olacak yıldız alsa? Bir tanesini alıyorsun bu kolları hep şey. Çıkartma hayatta o stres olamaz. Yasak biliyorsun. Çıkartma olanlardan. Ya bu değişik bir iş bu yıldız iş. Beşiktaş'ta ciddi yıldızlar var. Klose'yi almak istiyordum. Görüştük de menajeriyle yazın şeyde Brüksel'de. Fakat okul sorunu çözemedim. Ya yani para maddesine geçemedim. İkinci onu sordu ısrarla. Onlar hep benim şeylerim, içimde kalan ukdelerdir. Ha, almadım da bir şey mi oldu? Bir şey olmadı da yani benim şeylerimde İngilizce falan da tedrisat yapan okul yok demek benim zoruma gidiyordu ondan.